Arkadaşlar selamun aleyküm. Ben Urfalı kardeşiniz. Arkadaşlar Necip kardeşimizin yanındayız. Bu sene yavrular ölüyor diyor. Çünkü elinde kalan yavrular şu anda damızlığa çekti. Yavrular acemi olduğu için sorun yaşıyor Necio. Büyük damızlıklar da zaten eve götürmüş babacan. Selamünaleyküm reis. Aleykümselam reis. Nasıl gidiyor baba? Anlat. Neyi var, ne yok, ne oluyor? Bak şunlar erfarı. Bunlar baba erfarı. Bak nasıl bakıyor. Tecrübeli. Ya. Aynen öyle baba. Ve bu tarafta şu, burada da var bak. Şunlar falan. Erfarı olmaya yetmişler. Hep öldürdü. Acaba ya. Bir tek şu yavruyu alabildim. O da yani erfarı olmayan şeyler kendi yavruları. İnşallah bu kurtarır. Bir de beyazım var yavrusu. Bu da erfarı. Bunlar da iyi bakabiliyor. Kuş kalmamış. Azalttım diyor. Orada da bir tane yavrumuz var. O beyaz da kendi beyazım ya. Yok yani. Ben ona bir şey demedim ki. Kuşlar azalmış. Kuşu yok. Azalmış kuşlar diyorum. Yeter bu kadar. Bunlarla şey yapacağız. Şimdi bu senenin yeni kadrosu bunlardan mı düşecek usta? Aynen. O dumanlı. Almanya'dan geldi. Daha 2 sene önce. İşte öyle. Maşallah ustam. Arkadaşlar bayağı bir toparlama yapmış Necip ustamız. Emeğine sağlık diyeceğim. Yani ne bileyim ya arkadaşlar. Şu anda havada da bir tane kuşumuz var. Şuradaki kuşları parçalıyorlar. Yani tamam ustam. Arkadaşlar gerçekten Yani doğanın kanunu diyeceksiniz ama işte hepsi de birden gidince arkadaşlar üzülüyor. Yani elinde malzeme kalmıyor. Öyle kalıyor işte. Tam da zamanı bu sırada atmaca meydanı yok diyeceğim de buralarda varmış. Hazır bir tane şurada. Şunun gözüne bakın arkadaşlar. Günah yani bilmiyorum da. Ben uğraşıyorum kuşlara. Evet ustam. Kuşla iyi uğraşacaksın. Şey kuşla uğraşılmaz. Vay neymiş? Kuş şöyleymiş. O onun şeyini dolduracak. Bu bunun şeyini boşaltacak. Eksiğini. Hepsi hikaye. Tutuyor mu usta öyle bir şey var mıdır? Gerçekten ben bunu ben yapmıyorum da böyle mesela bir kuşta gerçekten mesela diyelim ki ses yok değil mi? Sen ses olmuyor yani sesli kuşu mu giriyorsun öyle? Öyle bir şey yapıyor musun sen? Bak ben yapmıyorum öyle şeyi. Ya, zamanında yaptım ama kuşu öyle çıkaramazsın. Ha onu çünkü demek istiyorum. Birincisi kan okşaması lazım. İkincisi İyi kötü iyi kuşu kötü kuşa vuruyor. O iyi öbürünün eksiği var, öbürünün dolusu var. Bunu doldurayım diye. Olmaz. Çünkü ne yapıyorsun bu sefer? Kuşu iyi kuşu kötüye götürüyor. Eksiği sokuyorsun kuşun içine. Heh. Ben öyle ben de senin gibi düşünüyorum. Eksiğini sokuyorsun. Evet. Bu sefer ne oluyor? Olmuyor. Usta zaten adı üstüne o kuş olmamış tam değil. Hatalı bir kuş. Değil mi yani? Ama sen iyi kuşu iyi kuşa vur. Altından mecbur çıkar. Ha bir de bunu diyorlar tamam, mesela diyor. Kan okşamayabilir ama tamam. Sonuçta şeyini bozmuyor. Geriye atlamıyor. Usta bir de diyorlar mesela kümesimin içinde en iyisini en kötüsüne vuruyorum. Bu doğru mudur yani o şekilde? En kötüsünü çıkaracağım elinden. Çünkü iyi kuşu kötü kuşa vurdun mu uğraşıp duruyor. Niye öyle düşünüyorlar o zaman usta? O niye öyle düşünüyorlar? İyi kanını karıştırıp bozuyorlar. Ha şöyle diyelim o zaman pardon daha farklı söylüyorlar. Mesela tamamen tutmuş bir kuş kümesi diyelim. Az iyi olanı çok iyi olana vuruyoruz. Öyle diyeyim bari ne diyeyim ya sabır ya Allah. Kim yapar bunu?
Ben sana macera arayanlar yapıyor. Sen birbirine denk mi vuruyorsun arkadaş, yoksa hani kümesinde en hani eksiği olana mı vuruyorsun? Çünkü kanını bildiğin için ne yapıyorsun sen? Meraktan soruyorum. Kanını bildiğim için ben kuşlar hep birbirine vuruyorum. Kendi kanımla. Alt, üst. Alt, üst, çapraz. Ama şimdi ben kolay kolay dişi kuş, erkek kuş getirmem. Erkeklerim var, arada bir dişi giriyor. Hı hı. Tutmuş kuşlarım da var. Onlardan devam ediyorum ben. Başka da kuş aramıyorum yani. İyi kuşu iyi kuşa vuracaksın. Kötü kuşu sattı kimse tutmaz. Ya. Kötü kuş derken? Yani eksiği. Eksiği olan kuşu sen kalkıp en iyi kuşuna vurursan ne oluyor? Yavruya. Evet. Ne oluyor? Eksikli çıkıyor. Yoksa dengeli oluyor diyoruz o zaman da, dengeli oluyor diyor. Ama neyin dengesi oluyor? Neyin dengesi oluyor mesela? Nasıl? Dediğin gibi aynı, ben aynı kafadanım senin gibi. Ben de diyorum ki neyin dengesini buluyoruz orada? Neyin dengesini? Ya şimdi öbüründe mesela az takla var. Evet. Ya da yüksekten alıyor. Ya da suratı yok. Hı. Öbür kuşta surat var. Çok takla var. Aşağıya girme var. Onu öbürüne dengeleyin diye öbür kuşta güzel belki ama sesi yok. Ya da iki takla, az takla. O onu doldursun diye o kuşları eşliyor. Ama öyle olmuyor. Olmuyor işte. Bence. Olmuyor. Çünkü altından çıkan yavrular. Hadi biri gene iyi normal çıktı. Evet. Biraz düzgün çıktı evet. Yavrunun. Sonuçta gene o kuşun kanı var içinde. İleride gene aynı şeyi verir yavruya. Ya şöyle bir mantık var mı mesela? İleride mesela yani göz görünmeyecek yerden basıp pikeyi alıyor mesela, hedefe atlayan bir kuşu, hedefe atlamayan bir kuşun hani vurmanın mantığı ne bunda? Yani bazen diyorlar ya, ortasını bulayım. Zaten millet istediği zaten daha iyisini bulmak. Yani onun daha iyisini bulmak. Onun daha iyisini bulmak da kan okşamadıktan sonra bir. İkincisi, senin vurduğun kuş saati istediğin şartlarda değil. Evet. Anlıyor musun? Evet usta. Tamam, öbür kuşun istediğin şartlarda da öbür kuşun istediğin şartlarda değil. Bunun altından ne çıkacak? Evet. Ya o kuş gibi çıkacak ya bu kuş gibi. Ama bu kuş gibi çıkan da altından öbür kuşun kanı var, gene aynısı olur. Ha şimdi kümeste başka kuş katmayıp da kendi kuşunuzu işliyorsanız o başka bir şeydir. Tabii ki ona ona eş değer o oluyor mesela diyelim. O tamam amenna. Biz ona bir şey demiyoruz. Ama şimdi bazıları diyor ki yok diyor gene de diyor olsa diyor onun kötüsünü vurmam lazım diyor. Ya sen yanlış yapıyorlar ha. Ya ben şimdi yapmam. Ya sen normalde hikayelerde, filmlerde görürsün mesela bir zengini fakiri aldığını vesaire böyle kavuştuklarını. Bence davul dengi dengine çalmalı. İyi kuş iyi kuşa girmelisin bence yani bildikten i̇yi sonra. İyi kuşa girdin mi iyi kuş çıkar abi. Aynı çanak olur musam? Aynı çanak, aynı çanakta büyüyen yavru. Evet. Niye olmasın da? Niye olmasın? Olur yani. Tam Musa. Tutmuşsa her türlü oynatacak diyorsun değil mi Musa? Aynen. Dişi kuşu niye katıyorsun? Kanını yumuşatmak için biraz usta. Arada diyorsun ya katıyorum. Kanı temizleme için ya. Eyvallah. Nasıl yapıyorsun o temizleme olayını? Mesela bir dişi kattın mesela diyelim. Aynı mesela kuşların başını çıkarmak için torunu giriyor. Evet. Aynı kuşları çıkarmak için. Evet usta. Ama kızmış ya. Kanı şey yapmak için güzel bir dişi girebilin. Yani kan çok şey olmasın, sert düşmesin diye. Çünkü kan sertleşiyor gittikçe. Eyvallah. O dişiyle de yavrular alırsın. O yavruları gene yavrusunu dedeye vurursun. Öyle kanı şey yapıyor. Reset yapıyorsun yani. Reset yapıyor. Yani. Bravo usta. Gerçekten genç kardeşlerim kulak verin. Ha bir herkesin tecrübelerine de buradan saygı duyuyorum. Ben herkesin tecrübelerine saygı duyuyoruz. Yani herkesin bir yoğurt yiyişi var. Doğru bir tektir tamam da şimdi herkesin bir uygulaması var. Bu uygulama bize doğru geliyor belki. Size de o doğru geliyor. O zaman bizim doğrumuz bizedir. Yok, herkesin şeyine saygım var. Genç kardeşlerime de diyorum tecrübe ediniz. İkisini de tecrübe. Yani vaktiniz var, zamanınız var.
doğruyu bize de söyleyin, anlatabiliyor muyum? Yani aynen. Değil mi, zamanınız var. 5 sene sonra bize deyin ki abi ben bunu denedim, şunu denedim arada. Vaktiniz var ise. Çünkü kuşçuluk zaman isteyen bir şey arkadaşlar, ama zaman. Denemekle işte, denemekle ama ömür boyu deniyor. Ya. Ama bunlar neden oluyor işte? Vay şu kuşu şuna deneyim, vay buna deneyim, vay şöyle yapayım, vay böyle yapayım. Olmuyor öyle ya. Şu elindekini biraz tatmin olacaksın değil mi? Yani böyle biraz hani tamam lan elimde bu var yani, şükürler olsun falan. Hani tamam dediğin gibi hani kanı ara sırafil edeceksin. Biz kaç senede bir, ama yani böyle 10 senede vesaire neyse. Normalde hani biraz da içinde eleyeceksin, içinde arayacaksın değil mi kuşlarının? Ya, bence yani bilmiyorum da. Geldiyse. Başka kuşların içinde ararsa. Durmadan ara. Evet. Durmadan kuş ara o zaman. İşin yoksa. Aynen. Çünkü sen vardığın yerden geriye atıyorsun kendini. Vardığın yerden geriye atıyorsun. Geriye atıyorsun. Kaç sene lazım bir kuşu çözebilmek için usta? Yani gerçekten ha lan tamam bunu öğrendim, bunu iyi kötü ben tamam. Bak. Bende var miskiler var, evet. Kaplan dediğim kuşlar. Vallahi o kuşları çözmem benim. Kuşlar kendileri ispatladı kendini. Yavrular ispatladı. Onların yavruları da ispatladı. Yani benim 7 sene mi aldı? 6-7 sene mi? Şimdi biri kaç senede bunu senin bildiklerini kaç senede bunu çözebilirim? Ben çok iyi bir kuşçuyum ben. Bunu kaç senede çözdün? Sen 7 senede çözdün kendi kuşlarını. Çözemedim. Adam böyle diyor. Ben hemen tamam diye uçurdum dedi. O tamam lan dur. İşte onunla olmuyor ki. Tamam ben uçurdum onunla oluyor. Evet. O kuş yapacak mı, yapmayacak mı? Yavru mu istiyor, yumurta mı istiyor? Yumurta mı, yumurta mı? Ondan sonra bak benim kuşlar mesela kuşlar uçarken kuşlar belli etmiyor kızı. Kanat vurmuyor ama. Fransa'da Mustafa var. Selam olsun. Hatta sen var mıydın o geldiğinde? Heh, Çapanoğlu geldiğinde vardın sen. Vardım ben. Kuşu zor bela indirdik be. O kuş şimdi dünya şeylerinde. Kupasında. Yani derecede. Evet. Maşallah baba. Ya. Gurur duyuyor değil mi? Türkiye gene kaldıracak. Maşallah değil mi? İnsan gurur duyuyor değil mi? He. Ben niye yaptım onu? Yani yaptım derken. Ben burada atmaca. Ya. Bak o arkadaş Mustafa kardeşim. Evet. Kuşların sonuna doğru gidiyor şimdi. Torunlarım var. Maşallah baba. Kuşlar 7-8 aylık hala kuşlar oynuyor. Bana mı demiyor? Ya. Yani. Ya gerçekten güzel. Eşle dostla çözüyor kuşları. Duyun arkadaşlar yani. Genç kardeşlerim yani çözümlemeniz bittiğiniz yerde paylaşın diyor abiniz. Yani verin ki yani bir tane verin, iki tane verin. Bir şey olmaz arkadaşlar. Allah yerini ama doldurur. Ama adam da adam olacak. Ha bunu da öyle, bak. He. Vay bu benim kuşumdan oynadı. Vay senin kuşumdan oynadı. Ha, aynen. Hatalıymış, iyiymiş. Ben dün Nazım'a kendi yavrularından bir çift söktüm. Videosunu yaptım. Benim görevim bitti dedim. Nazım dedim ne yapayım? Aman dedi kimse verme kuşlarımı dedi. Duyuyor musun beni? Abi, bir dakika. Sordum adama dedim ne yapayım dedim. Hani ne yapalım şunu dedim. Arkadaş dedi ben istiyorum dedi. Daha demin gözünün önünden adama yavrusunu iade ettim. Mesela yani ki benim yani normalde anlatabiliyor muyum? Yani başkaları alttan satabilir vesaire. Anlıyor musun? Böyleleri var yani. Yok abi, değil. Kimse yanlış anlamasın da. Heh. Bizim bu Hollanda memleketi kuşçuluk. Öyle değil abi. Birbirine şey değil insanlar. Evet. Niye usta? Ancak milletin birbirinin kuşunu kötülemeye. Niye ama usta? Sebep ne yani? Ne oluyor? Ne yani? Kardeş yani bana ne senin kuşuna, bana ne? Ben abi, kimse ne bana diyorsun? Benim kuşum kötü. Tamam. Kötüse bana kötü kardeşim yani. Ben isterim herkes de oynasın kuşu. Yani her şeyse herkes. Abi herkese kuş oynuyor zaten. Bunu kimse anlamıyor galiba. Ama işte bir de bunun oynaması var bir de. İşte kötüleme şeyleri var. Bunu yapmayın arkadaşlar, yapmayın. Ben katılıyorum arkadaşlar. Hepimiz bir şeyiz ama hiç kimse birbirine şey değil. Ben başka yerlerde görüyorum bunu yani. Millet birbirine şöyle. Ticaret var diyorum aslan. Oynadıysa da, oynamadıysa da adam hatasını da diyor, şeyini de diyor. Para yüzünden usta söyle. Nasıl? Para geçiyor diye mi yani içinde para mı var diye mi? Yok abi para değil, çekememezlik. Parayla alakası yok. Tamam da şimdi çekememezlik. Kardeşim senin yerin başka, benim yerim başka. Burada 10 bin tane kuşçu var. Şimdi hangisini kıskanacaksın, hangisini zoruna gidecek? İşte
Bence yani bilmiyorum da usta. Abi şurada dört dörtlük kuş uçur sen. He. Sen dört dörtlük kuş uçur. İlla o kuşun hatasını ya da bir şeyini buluyorlar. Ya şimdi... Bir maşallah kuş güzelmiş, güzel oynadı, iyi seyrettik diyen yok yani. Kuş, affedersin, götünü de yırtıp oynasa, canını da çıksa oynasa... Evet. Gelip dört dörtlük oyununu yap. Beğenmeyebilirsin arkadaşlar. Bak eğer bir kuşu beğenmiyorsan, bak bunu gene diyorum, normal bir şekilde, kırılmayacak şekilde söyleyebilirsin. Değil mi usta? Aynen. Ha yani kırılmayacak, hani mecbur değilsin, kimse kimsenin kuşunu, rengini, tarzını beğenmeye gerek yok. Kimisi atımını beğenmez, kimisi bilmem neyini beğenmez. Bu hepsi kendine kalmış arkadaşlar yani. Bu yavru mu lan? Yavru. Böyle götünü böyle bir yeni şimdi böyle de. Böyle diyor. Biz. Böyle ne yapıyor bu? Güneş de var ha, gözümüz aldı. İşte öyle İsmail usta ya. Vallahi emeğine sağlık gerçekten. Yani yani bir kuşu olmazsa daha iyi yani. Millet birbirine düşkün olsun. Ya bir kuşu çözmek veya bir kuş hazırlamak en az 4 5 6 ayın gidiyor ya. Allah var ya. Allah var yani, bir insan eme 6 ay diyorsun kardeş, 6 ay ya, var ya fırtına, yağmur, Hollanda gibi yerde üşütüyoruz. Ne ciğer kaldı ne böbrek kaldı ya. İşte 6 ay sen uğraşıyorsun. Adam yani gelmiş bana diyor ki hadi ver bunu bana. Tamam da vereyim sana. Kalk 6 ay sonra bu şey ya. Kötüle. Kötüle bir de yani. Ya beğenmeyebilirsin gene diyorum, beğenmeyebilirsin. Kimse kimsenin kuşunu beğenmeye mecbur değil usta. Şu konuya gelelim. Evet. 6 ay sen bir kuşla uğraşıyorsun. He. Bakın o kuşları sen geriye düşürürsen. Evet. Şuna vurayım, buna vurayım diye. 6 ay sonra baktım bir şey çıkmadı. Ne olacak? Bak şimdi ben neyini beğenmeyebilirim? He. Kuş yaptı, oynadı, etti. Mesela 4 mahalle ireliye kondu mesela diyelim. Keşke bunu yapmasın deriz. Mesela diyelim lafın gelişi. Veya sen söyle usta, örnek ver usta. Uğraşacağım. Atmaca mı o reis? Hadi. Şuradaki. Hadi lan. Şu baba. Aha atmaca galiba. Şurada dal var. Bilmiyorum usta. Yok atmaca değil. Atmaca bilmiyorum da. Sıkıntılı bir şeydi o. Atmaca. Bir dalış yaptı yani. Bir. Ya bastı gidiyor da o yükselme pozisyonuna girdi reis bence. Bazen nece kuşunu indirmeye çalışıyor arkadaşlar, burada tuhaf geliyor size. Yani indirmeye çalışıyor derken yani bu süs kuşu değil de ama yine de yavrular aç olunca genç kardeşlerim yani yem sizin en önemli şeyiniz. Altını doldurmamış kuşumuz. Şimdi tam zamanı böyle 10-15 tane kuş sökmek. Ha bak hayvanın tek başına kuşu bırakmış. Daha yeni işte yani kuş yok, elde kuş yok. Normalde o havadaki ne reisim? Gidiyor bak şu bak ileriye gidiyor. Şurayı takip et ha. Görüyorum o da atmaca. O dönüyor bak yukarı, ikisi de bak biri yukarı, bak yukarı alıyor. Yavaş yavaş bir viraj çekecek o. Atmaca işte, hep atmaca bitirdi. Vallahi değil mi usta? Ne diyeyim ben usta, benim başlattığım kuşa atmaca aldı. Başlattığım kuşa atmaca aldı. Şuna bakın arkadaşlar. Yavru Allah'ına kurban olayım senin. Heyda! İndir şunu baba, kurban olayım, indir. Aa bu kapatmalara bitiriyor beni ya. Vallahi var ya, gel insan var ya. Daha cik bu, gel. Şeferi de mi yapıyor? Yeni yedim. Vay bravo valla. Helal olsun. Kaç aylık bu kuşumuz? 2-3 aylık değil mi? He? 3 aylık var mı? Daha yavru mu arkadaşlar? Maşallah. Hepsinin tarzı aynı arkadaşlar. Oynama tarzları bitiriyor beni ya.
Bu arada Neco da korona geçirdi arkadaşlar. Ona da... He ya, 2 hafta oldu ya geçireli. Geçmiş olsun reis. Hadi bu sıralar her türlü hastalık var. He. Hem insanlarda hem hayvanlarda. Var var. Bu daha yeni yavru. Evet. Aman durun lan, ne oluyor ya? Hakkına gelmeden bunu var. İşte böyle kuşu. Kuşa da dayanıyor maşallah. He? Kuşa da dayanıyor cik cik. Valla bunlar özellik kardeş. İşte bu şeyden kuşu şöyle rahat salamıyorum ki. Şöyle otursan şuraya. Ya. Rahat rahat uçsun kuş. Daha götlüyor arkadaşlar. Tutmaya başlıyor. He. Bir de yavrular çabuk büyüyor ya. Yoksa verdiğimiz yemden... Yem en kaliteli yem de. Ama işte... Sen ormanın içindesin babacığım. Resmen ormanın içindesin sen. Hı. Arkadaşlar görüyor musunuz yani? Nece ormanın içinde. Burada bir şey yok ki. Burada uzun kuyruk mu diyorlar? Gel, gel daha. Gökdoğan mı dersin? Aşağı hızlı geçen bir şey gördüğünüz zaman gel. Götünün bokundan sefer yapıyor. Şimdi yemden, tamam yemden şey oluyor kuşlar da. Yem hem tüleye şey yapıyor kuşları. Başka yem versek diyorum, ona da alıştıramam kuşları kolay kolay. Çünkü yeme alışıyorlar ya. En iyisi yemi değiştirme reis. Hele bu hava şartlarına bakma. Şimdi evet. 2 gün oldu. Kuşçu camiasına bir şey diyor mu usta? La herkes iyi kuşla uğraşsın kardeşim. Eyvallah. Herkese bol selamlar. Eyvallah. Buradan Neco yüzüne karşı geçmiş olsun. Şükürler olsun arkadaşlar. Neco atlatmış. Bir daha da inşallah yakalanmaz. Nalet bol şeye. Bol selamlar. Ahmet'ten Recep yeğenime. Recep dereli ya der ya aslan parçası. Bekçisi mi, gelincik mi, bir şey yemiş. Onu gördüm ben, dehşet oldum. Ben bir şey de yazmadım. Ya, ya ona kuş yollayamayız mı ya? Bunu bin defa dedim ben sana ya. Beğendi kuş varsa yollayalım reis. Vallahi bak diyorum ya. Ben yollarım yani. Sen ayarla zor, ben yollarım. Zor buradan yollamak. Ya ne zoru be usta? Oradan gelen kuş buradan mı gitmiyor? İşte öyle bir şey var. Ha buradan gitmiyor diyorsun. Zor. Problem mi? Geldi de arkadaşlar ben Urfalı kardeşiniz. Şu yavruya bakın ya. Arkadaşlar iyi kuşla uğraşın. Bak 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 bak. Canını yiyeyim sen. Bu saatlerde atmaca şifi çok biliyor musun? Çoğaldı zaten. 2-3 gün havalandı. Sağ ol Neco. Allah'a emanet ol. Herkese bol selam. İyi kuşla uğraşın gençler. Teşekkür ederim ustam.